Sağlık sektörüyle ilgili önemli bilgileri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili seyirciler. Bakalım Hayat'la Beraber mikrofonlarını bu kez hangi önemli isme uzatıyoruz? Sevgili seyirciler, şu anda estetik cerrahisinin en başarılı isimlerinden biri olan Operatör Doktor İbrahim Oskü ile birlikteyiz. Ve kendisinden estetikle ilgili son gelişmeleri öğreneceğiz. Hocam merhaba. Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizlerle birlikte umarım halkımıza doğru ve faydalı bilgiler vereceğiz. Ben size teşekkür ederim. Rica ederiz hocam, ne demek. Hocam öncelikle gelişen teknolojiyle birlikte estetikte ne gibi yenilikler var? Artık bütün işlemler daha da kolaylaştı diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Dünyada her şey gelişti. Fakat bu gelişmeden son yıllarda Türkiye'de nesibini aldı. Ben hep söylüyorum, yıllar sonra Türkiye'de estetik cerrahi o kadar güzel bir yere geldi ki bir dönemler estetik ameliyatları olmak için bütün artistlerimiz, zenginlerimiz yurt dışına giderken bugün yurt dışından bize estetik cerrahi ameliyatı olmaya geliyorlar. Bu da ameliyatlarımızın başarılı oluşu, problemsiz oluşu ve dünyanın birçok ülkesinden de ekonomik oluşu nedeniyle bugün estetik cerrahi piyasası İstanbul'da hakikaten çok ciddi bir şekilde çalışmasına devam etmektedir. Yani hocam Amerika'da ya da Avrupa'da bizden daha ileri teknoloji kullanmıyorlar değil mi? Yani bütün işlemler Türkiye'de de uygulanabiliyor şu an. Efendim şu anda estetik cerrahide o ülkelerin birçoğundan çok daha iyi durumdayız. Az önce sizin de şahit olduğunuz bir karı koca gelmişti. Onlar Avrupa'da ameliyat olmuşlar yıllar önce ve biz onları yeniden şekillendirip, düzeltip daha güzel bir hale getirmişiz. Gayet mutlulardı ve önümüzdeki hafta da 45 yaşlarında bir çocukları var, kızlar var. Onun ameliyat için randevu almak için gelmişlerdi. Bakın bunlar ta Avrupa'dan kalkıp bize ameliyat için geliyorlar ve orada ameliyat oldukları halde o ameliyatın sonuçlarını beğenmeyerek bize onları düzeltmek için geliyorlar. Yani estetik cerrahi şu anda Türkiye'de hakikaten çok güzel bir yerdedir. 1250 tane estetik ve plastik cerrah vardır. Bunların bir kısmı benim gibi sadece ve sadece estetikle uğraşıyor ve bu estetiği de dünyaya satıyoruz. Geçen hafta ameliyat ettiğimiz hasta Avustralya'dan gelmişti. Avustralya dünyanın ta evet. Neresi? Hı hı. Anlatabildim mi? Hı hı. O nedenle ameliyatlarımız gayet başarılıdır. Az önce estetik cerrahide son durum dediniz. Hı hı. Estetik cerrahi ameliyatlarını bugün neredeyse ağrısız ve kansız yapmaktayız. Bununla ilgili benim videolarım var şeyde, sitemizde. Hı hı. Orada gösteriliyor. Bakın ameliyat bitti de halimize kan değmemiştir. Ameliyattan sonra da birçok hastamıza ağrı kesici bile kullanmaktayız. O derecede. Evet. Evet. Hocam peki mutlaka her yaş grubundan hastalarınız vardır. Yaş gruplarına göre en çok hangi şikayetlerle ya da en çok hangi taleplerle size gelmekteler? Şimdi tabii ameliyatına göre, estetiğine göre değişir. Burun ameliyatları daha çok böyle bir 20 ile hatta 20 demeyeyim bile 18 ile 30 arasındaki hastalarımızın çoğunluğunu teşkil eder. Meme ameliyatlarımız, silikon takarak meme büyütme hastalarımız bunlar da gençti. Yaklaşık 18-30 arasındadır. Meme küçültme ameliyatlarımız ve sarkan memeleri toplamamız, dikleştirmemiz bunlar genellikle 30 ile 50 arasındadır. 70 yaşında da memesini küçülttüğümüz hasta var ama daha çok gelenlerinden bahsetmek istiyorum. Yüz germe ameliyatlarımız genellikle 40 ile 80 arasındadır. Yani benim 80 yaşında da ameliyat ettiğimiz hastalar vardır. Karın germe ameliyatlarımız daha çok doğum yapmış, bir tane, iki tane, üç tane doğum yaptıktan sonra yani 25 ile 50 arasında olan hastalarımız. Şimdi ameliyatına göre değişir. Liposuction ameliyatlarımız bugün artık Türkiye biliyorsun ekonomisi iyi oldu. Bir yerden bir yere giderken de Allah'a şükür yürümüyoruz. Arabaya biniyoruz, merdiven yerine asansörü kullanıyoruz. Televizyonu böyle uzaktan komanda ediyoruz. Bu nedenle yediklerimiz de vücudumuzda biriktiği için genç yaşlarda da bugün liposuction yapabiliyoruz. Yani 16-17 yaşından beri liposuction için gelenler var. Ta liposuction'ı 60-70 yaşına gider rahatlıkla yapabiliyoruz. Hocam peki bölgesel incelemede çok farklı teknolojiler de kullanılıyor ama sizin en çok tercih ettiğiniz ve en çok tavsiye ettiğiniz teknoloji hangisi? İncelme konusunda. Bölgesel incelmede birçok güzellik merkezlerinde de aletlerle bunları yapmaya çalışıyorlar. Bunlar tabii milimetrik değişimler. Belki hastalar memnun, biz onlara bir şey söylemiyoruz.
Yapan da yaptıran da memnun da. Ama gözde görünür bariz bir şekilde, yani siyahla beyaz arasındaki fark gibi bir değişim istiyorsanız muhakkak bilgisiyle, becerisiyle, tecrübesiyle bir yere gelmiş olan bir estetik cerrahın kapısını çalmanız gerekiyor. Yaptığımız ameliyatların büyük bir kısmı ömür boyu kalıcıdır. Birazcık dikkat ettiği zaman onların şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bugün liposuction'la ilgili bölgesel incelme dediğinizde zaman zaman küçük manken gibi vücudu vardır. Bir tarafta 200 gram, 500 gram bir fazlalığı vardır. Bu da bir bölgesel incelmedir. Ama 105 kilo, 110 kilo, 120 kilo ağırlığında sadece göbeğinde olan bir büyük bir kitle de bölgesel incelmeye girmektedir ki bugün bu ameliyatları yüzün üstünde olan, kilosu olan hastaları rahatlıkla ameliyat edebiliyoruz. Ve bunlardan bölgesel incelmede neredeyse 25 kiloya kadar bir defada parça şeklinde ve liposuction materyal olarak alabiliyoruz. Bunlar ciddi rakamlardı ve şu anda bu kadar büyük bir ameliyatları da problemsiz olarak, yani son 6-7 seneyi göz önünde tutacak olursak, birkaç hastanın iki dikişlik bir yerinin açılmış olması veya ameliyat yerinde kısa süreli bir sıvı toplanması ki bunları normal görmekteyiz. Bunun dışında bir problemle karşılaşmadık. Yani bir defada 25 kiloya yakın bir hastadan alıp ve onun hem neredeyse şişmanlık tedavisiyle birlikte vücut şekillendirme ve vücutları normal ölçülere getirmede şu anda dünyadaki tek merkezim. Ve bu hastalarımızın da çoğunda ağrısızı yok ve bu ameliyatları neredeyse kansız yapmaktayız. Ne kadar güzel hocam. Evet. 25 kilo dediniz, aslında bir insanın vücudunda fazladan 25 kilo taşıması çok zor bir durum. Hani estetikten önce zaten sağlık burada ön plana çıkıyor. Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bunlar estetik olarak bakmıyoruz. Bu hastalar yürüyemiyorlar. Diz ağrıları var, bel ağrıları vardır. Ciddi bir sağlık problemleriyle birlikte, ciddi sosyal problemleriyle birlikte. Bunlar kendilerine kıyafet bulamıyorlar. Etek alıyor, olmuyor. Pantolon alıyor, olmuyor. Elbise alıyor, omuzu bol geliyor, göbeği dar geliyor. Ve bunların hakikaten şikayetlerini tamamen ortadan kaldırabiliyoruz. O hastaların, biz estetik cerrahlar, o hastaların sadece fiziki değişiklik değil, ruhsal yapısını da bu ameliyatlarla değiştirebiliyoruz. Dediğim gibi bu ameliyatlar bugün çok daha kolay yapmaktayız. Hocam peki yüzümüzde direkt yaşımızı gösteren ya da daha kötüsü yaşımızı olduğundan daha büyük gösteren bölgeler hangisi? Yani en çok hangi bölgeye yüzümüzde dikkat etmemiz gerekiyor? Göz etrafı. Şimdi birisine böyle ne yaparsan göz göze bakarsın. Siz onun sadece gözüne baktığınızda onun çenesini görmeyebilirsiniz, elmacığını görmeyebilirsiniz, burnunu görmeyebilirsiniz ama onun kaşlarını ve göz etrafını muhakkak görürsünüz. Göz kapakları çok önemlidir, kaşlar çok önemlidir. Gözün altında torbalar var mı yoksa çukurluklar var mıdır? Bunlar çok önemlidir. Göz etrafı hem o insanın yaşını gösterir hem de onun mutlu mudur değil midir onu gösterir. Bana birçok hasta, benim ifadem kızgındır, kocam durmadan bana diyor ki niye kızıyorsun bana, veya tersi de olabiliyor. Hanımın kocasına diyor ki niye kızıyorsun? Halbuki kızmıyor. Sadece kaşlarının, göz kapaklarının ifadesi öyledir. Karikatürcüler ne yaparlar? Bir çizgiyi birazcık keskinleştirir. Size kızgın gibi bakar. Onun keskinliğini birazcık yuvarlatır, yumuşatır. O zaman güler yüzü gibi bakar. Çizgilerle bir insanı güldürmek veya onu kızgın hale getirmek veya ağlatmak bu kadar farklıdır. Ben bir hastayı ameliyat edeceğim. Ameliyat önce çektiğim bir fotoğrafı vardır. Hasta gördüğünde beni aynen böyle sordu. Doktor bey, ben burada ağlıyor muydum, gülüyor muydum? Yani bir insanın gülmesiyle ağlaması birbirinden farklı değil mi? Ama onun göz ifadesi, kaş ifadesi, yüz ifadesi öyle ki, yani kendisi bile gülüyor muydu, ağlıyor muydu onu teşhis edemiyor. Ve bizim onu da teşhis etmemiz mümkün değil, anlamamız mümkün değil. Yani gülüyor mu, ağlıyor mu? Bu yüzden estetik cerrahi bunları ufak tefek ameliyatlarla, ufak tefek eklemelerle o insanı mutlu gösterebiliyor. Kızgınlığını geçirip mutlu gösterebiliyor. Güler yüzü gösterebiliyor. Bugün ufak tefek vuruşlarla bunları çok rahatlıkla düzeltmemiz mümkün olabiliyor. Peki hocam, kaş asma tekniklerinden de bahsedebilir miyiz çok kısaca? Tabii, kaş asma teknikleri bugün
insülü merkezlerde iplerle asıyorlar, bilmem neyle evet. asıyorlar. Ama bunların geçici olduğunu, şimdi Doktor Oskuyu uzun yıllardır Doktor Oskuyu'ydu, biz geçici bir şey uğraşmıyoruz. Eğer bir kaş asılacaksa o ömür boyu asılı durması lazım. Onun için saç içerisinden girerek endoskopik yöntemlerle ya da açık yöntemlerle girip kaşlarını istediğimiz bölgesinden yukarıya alabiliyoruz. Ve bunlar dediğim gibi ağrısız ameliyatlardır. Öyle büyük bir şişlikleri, morlukları olmamaktadır. Ve ömür boyu da o kaşlar yukarıda kalır. 5 gün sonra aşağıya inmez. Bugün kombine ameliyatlar adı altında kaşını kaldırırken onun elmacığına da biraz yağ koyabiliyoruz. Evet. Ondan sonra burun kenarından dudak kenarına inen çizgilerine de yağ koyabiliyoruz. Eğer kıdısı varsa onun kıdısını da alabiliyoruz. O sırada başka bir yerinde bir şey varsa kombine ameliyatı adı altında onlara da müdahale edebiliyoruz ki neredeyse bir taşla 3 kuş, 5 kuş vurabiliyoruz. Ve bunların çoğu da ağrısız ve kansız olarak bir defa giriyor. Neredeyse tepeden tırnağa birçok yerine müdahale ederek onunla birlikte mutlu bir şekilde çıkabiliyor. Peki hocam, bir estetik operasyonun başarılı olup olmadığı nereden anlaşılır? Efendim, şimdi ameliyatın cinsine göre değişir. Eğer yüzünüzde bir ameliyat yapılmışsa, sizi gören birisi ameliyat oldum diye soruyorsa demek ki bu bellidir. Hı. Ama sizi gördüğünde bakıyor böyle, bir şey var ama nedir anlayamıyor. Tamam mı? Ne olmuş seni, biraz değişmişsin diyorsa ya da çok fazla fark etmiyorsa demek ki sırıtan bir şey yoktur. Ameliyat doğaldır ve başarılı bir ameliyattır. Peki hocam, mutlaka öyle hastalarınız da geliyordur. Başarısız bir operasyon geçirmiş, bunun geri dönüşü oluyor mu? Şimdi biz son birkaç sene içerisinde dünyanın birçok merkezinde, bu Türkiye'de olabilir, başarısız ameliyatları yapıldıktan sonra belki bir defa da iki defa da düzeltmeye çalışmışlar. Olmamıştır. Bugün sabah ameliyattayken bir hasta aradı. 3 defa burun ameliyatı oldum. Doktor bey, başarılı olmadı, ne yapacağım diye. Gelin biz düzeltiriz dedim. Biz başarısız ameliyatları, ben zoru seviyorum. Kolay, artık keyif vermiyor. Zor bir şey yaptığımda zorluğun başarısının mutluluğu ayrı bir şeydir. O nedenle onun verdiği bir mutluluk vardır. Onları biz düzeltiyoruz. Ve çok güzel bir şekilde düzeltiyoruz. Yani belki birazcık bizim için zor oluyor. Malzemelerin bir kısmı atılmıştır. Bilhassa burun ameliyatı yaparken fazla kıkırdaklar falan atılıyor. Sonra biz onları kulaktan, kaburgadan alıp onu düzeltmeye çalışıyoruz. Birazcık zor oluyor ama bunları başarıyoruz. Yani problem olmuyor. Vücudun her tarafındaki problemleri rahatlıkla düzeltebiliyoruz. Peki hocam, son günlerde hep hayatımıza çok fazla girdi asitle dolgu. Evet. Bunu tavsiye ediyor musunuz, bu yöntemi? Şimdi eğer bir insanın kısa süreli zamanı yoksa hazır dolgulardan faydalanmamızı uygun görüyorum. İsterse kaşının kenarına olsun, dudağının kenarına olsun, elmacığına olsun. Bilhassa dudak dolgusunu kesinlikle hazır dolgu olmasını tercih ediyorum. Ama eğer zamanı varsa biz onun kendi vücudundan alıp yanaklarına, ondan sonra alnına, kaşının kenarına, göğüslerine, bacaklarında eğrilik varsa bacaklarına, kalçasının büyütülmesini istiyorsa kalça bölgesine yağları taşıdığımızda bu insanın ömrünün sonuna kadar kendi dokularını tamir etmişiz, eksiklerini tamamlamışız. Yağ hücrelerinin içerisinde bol miktarda kök hücre olduğundan yeniden orada büyümeler yapıyorlar ve o insanın yüzü çok daha genç görünebiliyor. Hem daha hazır dolgulara göre kendi vücudundan alırsa daha da uzun ömürlü oluyor değil mi hocam? Ömür boyu. Ömür boyu. Ömür boyu. Hazır dolguların bir kalıcısı vardır. Ben hiç hayatımda yapmadım. Hiçbir aklı başında estetik cerrahın da bunu yapacağını düşünmüyorum. Çünkü ileride problemlerle karşılaşıyorlar. Geçici dolgu kullanıyoruz. Geçici dolguları da onların ismi üstünde geçici, bir sene sonra, bir buçuk sene sonra bitecektir. Onları çok daha fazla tercih ediyoruz. Hocam, hep kadınların estetiğe meraklı olduğunu düşünüyoruz ama erkek hastalarınız vardır mutlaka. Onlar daha çok neyi tercih ediyor? Şimdi erkek hastamız son yıllarda gittikçe artmaya başladı. Erkek hastalarımız burun ameliyatları, kulak ameliyatları, yüze dolgu, göz etrafı, kaşlar, yüz germe. Bununla birlikte son yıllarda az önce bahsettiğim Türkiye'de ekonomi iyi olunca beslenme iyi oldu. Erkeklerde meme büyüme, jinekomasti dediğimiz bunlar dünyanın birçok yerinde ameliyatlar yapılmaktadır. Bugün ben onları küçük deliklerden liposakşının özel çubuklarıyla kesmeden, biçmeden
bir saat, bir buçuk saat içerisinde onları çıkartıyoruz. Hastanede yatmasına gerek yoktur. Ertesi günde öğrencisi işi okuluna gider. Eğer çalışan birisi ise de işinin başına dönebilir rahatlıkla. Hiç sesisi yok, ağrısı yok, kanaması yok. Morluk nadiren olabilir ve bu hasta yaklaşık 1-1,5 saat sonra vajina kumarasından kurtuluyor. Total vücut bölgesine liposuction, bunlar erkek hastalarının çoğu kilolu, bunları yapabiliyoruz. Karın gelme yapabiliyoruz. Bunlarda da karın gelme birçok hastada kilo alıp verenlerde yapabiliyoruz. Keşif nedenleriyle zayıflamış olmuş olanlarda da vücutlarında sarkma vardır. Bunları yapabiliyoruz. Ne kadar güzel. Peki hocam, şimdi izleyicilerimiz mutlaka merak edecekler. Bu estetik operasyonlar çok pahalı bir yöntem midir? Efendim, estetik cerrahi ameliyatları pahalı değildir. Tabii pahalıdan ne anlıyoruz bilmiyorum ama bugün dünyanın birçok ülkesinden çok daha uygun fiyata ameliyat yapıyoruz ki bu dünyanın çeşitli yerlerinden bize ameliyatlar için geliyorlar. Çünkü bize yurt dışından çok izleyicilerimiz var, bizi takip eden çok izleyicilerimiz evet. var. Örneğin ameliyat için geldiklerinde tabii bu ameliyata göre değişir ama ne kadar Türkiye'de kalmaları gerekir? Tabii ameliyatına göre değişir ama benim bugüne kadar bir hafta veya 10 günden fazla, bu da kombine ameliyatlarda, büyük ameliyatlarda bir hafta 10 günden kalan hastamız yoktu. Silikon ameliyatı bir gün sonra gidebilir. Burun ameliyatını altısına almamız için onu bir hafta tutuyoruz. Meme küçültme ameliyatlarımız en fazla 3 gün sonra gider. Karın ameliyatlarımız eğer böyle 100 kilonun üzerinde değillerse, 120 kilo falan değillerse bunlar da 3 gün, 4 gün sonra gidebiliyorlar. Ama çok büyük ameliyatlarda dediğim gibi 100 kilonun üzerinde olan hastalarımızı onları yaklaşık bir hafta 10 gün tutuyoruz. Ameliyat 3 kademededir. Ameliyat önce hazırlık, ameliyat sonrası bakım. Bunların hangisi eksik olursa problem olur. Siz hastayı hazırlarken bir şeyiniz eksikse muhakkak problem olur. Ameliyatta bir şey eksik yaparsanız o da problem olur. Ameliyat sonrası bakımını yapamadıysanız orada da muhakkak bir problem olur. Ben bu ameliyatların başından sonuna kadar fotoğraf çekmeden tutun, hastayı muayeneden tutun, ameliyattan pansumanlarına kadar bizzat kendim yaparım. Bu şekilde yapıldığı takdirde hastaların hiçbir zaman gözden kaçan bir problemi olmadığından hastalar kısa bir sürede rahatlarına kavuşuyorlar, mutluluklarına kavuşuyorlar ve kısa bir sürede normal işlerinin başına dönebiliyor. Onlar mutlu olunca siz de zaten mutlu oluyorsunuzdur hocam, sonuçları gördükçe. Ben ameliyatı anlatırken bile heyecanlanıyorsunuz. Keyiften de keş oluyorum, zevkten de keş oluyorum. Ameliyatı yaparken de aynen bu güzellikte, bu rahatlıkta yapıyoruz. Şimdi birisi yemek yaparken lezzetli olur dediği zaman yemeğin içerisine sevgisini katmıştır diye. Sanırım ben de ameliyatlarımın içerisine sevgi katıyorum. Ondan ameliyatlarımız daha güzel, daha başarılı oluyor. Hocam yavaş yavaş röportajımızın sonuna geliyoruz. Son olarak sizin estetik operasyon düşünen izleyicilerinize ne gibi tavsiyeleriniz olur? Efendim kesinlikle her defasında benim bir mesajım vardır. Bugün de programın sonuna doğru onu anlatmak istiyorum. Tabii ki. Herkesin estetik cerrahi ameliyat olması şart değildir. Ama vücudunun bir bölgesinde, bu doğuştan olabilir, sonradan olabilir, hamilelikten kalabilir, erkek olabilir, bayan olabilir. Bunlar bugün bir problemi varsa bunları birkaç saat içerisinde problemsiz bir şekilde ağrısız ve kansız olarak çözmemiz mümkün olabiliyor. O psikoloji sıkıntısını çekmesine kesinlikle gerek yoktur. Bilgisiyle, becerisiyle, tecrübesiyle bir hekim arkadaşımız bir estetik cerrahı müracaat ettikleri takdirde bu problemlerinden kısa sürede kurtulacaklar. Ameliyat olacakları doktorun estetik cerrah, plastik cerrah olmasına dikkat etmelerini söylemek istiyorum. Bunların dışındaki hekim arkadaşlarımızın estetik cerrahi eğitimi olmadıklarından muhakkak problemlerle karşılaşacaklar. Bu problemleri zaman zaman düzeltmekte zorluk yaşıyoruz. Hocam çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Bu yoğun temponuzda bize zaman ayırdığınız için hem kendi adıma hem de izleyicilerimiz adına çok teşekkür ederiz. Efendim ben teşekkür ediyorum. Halkımıza doğru bilgiler verdiğimizi düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Rica ederiz.